Wonderkid'in kanalından herkese uzun zaman sonra tekrar merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda belli başlı özel hayat problemlerimizden dolayı videoları çekememiştik. Bu noktada öncelikle sponsorumuz Golivar'a verdiği desteklere devam ettiği için çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra tekrardan her hafta, her maç sonunda hep beraberiz inşallah diyerek Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla tekrar start veriyoruz videolara. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi açıkçası bizler açısından herhalde Beşiktaş-Fenerbahçe maçları arasında benim izlediğim en dominant derbilerden bir tanesiydi. Tarihi fark kaçtı diyebiliriz. Herhalde Mert Günok bu kadar gününde olmasa veya Fenerbahçe futbolcular biraz daha gününde olsa Fenerbahçe Beşiktaş'a 8-10 tane atabilirdi diye düşünüyorum. Hep beraber maçı konuşmaya çalışacağız. Hepinize şimdiden keyifli seyirler dileyerek golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayız. Golvar.com bizlerin son dakika spor haberlerini, günlük iddia tahminlerini ve haftalık olarak köşe yazılarımızı yazdığımız sitemiz. Sitemizin linki açıklamalarda mevcut diyerek gelin hep beraber videoya geçelim. Fenerbahçe açısından çok kritik bir deplasman Beşiktaş deplasmanı. Neden? Maç öncesinde bunu konuşmuştuk, düşünmüştüm, yazmıştım. Fenerbahçe hem Trabzonspor mağlubiyeti hem de üstüne Adana Demirspor'da bıraktığı 2 puan, arada kaybettiği 5 puanın telafisini bir şekilde yapacaktı. Çünkü oturup fikstüre baktığımız zaman Beşiktaş deplasmanını herkes direkt 3 puan olarak yazmazdı. Ama bu 2 maç olan 5 puan kaybı Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yenmesini zaruri kıldı. Ve özellikle Nordstrand'dan da 6 yiyip kulüp içinde bir aslında kaotik bir sürece de sürüklenmişken ondan sonra oynanan Sivas artı Beşiktaş maçlarında bir puan kaybı çok olası görüyordum mental anlamda. Ama Sivas maçında bana göre iyi oynanmayan bir oyunla gelen galibiyet. Üstüne Karagümrük maçı yine iyi oynanmayan bir oyun. Yine bir galibiyet. Yani bu süreçte Fenerbahçe'nin oyunu yukarılara çıkmadı. Ancak galibiyetleri almaya bir şekilde devam edip tutundu Fenerbahçe yukarı. Bu noktada Beşiktaş'a karşı hem iyi oynamak hem galibiyet hem 3 puan hepsi çok çok önemliydi ki artık her şey sorgulanacak duruma gelmişti. Fenerbahçe'de hatta maç öncesinde ilk 11'ler açıklandığında neden İsmail oynamıyor da Crespo oynuyor diye yazanlardan da bir tanesiydim. Crespo özellikle ikinci devresinde mükemmel bir maç oynadı ama İsmail'in atak devamlılığı konusunda, önde yaptığı baskı konusunda, hamleli olması, müdahalelerini tek seferde yapabiliyor olması benim İsmail Crespo'dan önde görmemin ana sebeplerinden bir tanesiydi. Maç öncesinde Fenerbahçe için en önemli isimlerden bir tanesi Alexander Cicu'ydu. Fenerbahçe'nin oyun gücünün, presinin ana etkeni ne kadar Fred ise savunma tandemini yukarı kurması, orta sahaya yakın kurabilmesi, savunmadan top çıkartabilmesinin ana sebebi de, ana etkeni de Alexander Cicu. Cicu gol yedirtmesine rağmen bunu söylüyorum. Fenerbahçe için savunma sertliğini Rodrigo Becao sağlıyor. Fenerbahçe için savunmadan o topu çıkartmayı ise Alexander Cicu sağlıyor. Fenerbahçe'nin attığı ilk gole bakalım. Tadiç'ten Cicu'ya gelen top Ferdi'den geldi. Ferdi'ye o topu da Cicu attı mesela. Cicu bunları yapabiliyor. Fenerbahçe için de bu anlamda en kritik futbolculardan bir tanesiydi. Cicu Samet tandemini maç öncesine doğru bulanlardan biriydim. Cicu bireysel problemden hata yaptı. Penaltıya sebebiyet de Samet verdi. Bu ikili tandemi buna rağmen Jadon Cicu'dan çok daha doğru buluyorum. Çünkü Jadon birazcık daha topu alışı, stoper oluşu falan, pozisyon alışı problemli bir çocuk olarak kendi adımı görüyorum. Fenerbahçe için gözle gördüğüm en dominasyon bir derbi performansıydı. Livakovic'in yere yatmadığı, Livakovic'in forması ıslanmamıştır, terlememiştir Livakovic muhtemelen. Sadece penaltı pozisyonu var. Zaten Beşiktaş'ın 1.19 gol beklentisi var. Bunun 0.79'u penaltı. Yani 0.30 gol beklentisi var. Fenerbahçe'nin 8-10 tane atabileceği bir maçı izledik. İlk devrede de bunu yazdım, tepki yedim ama çok barizdi maçı Fenerbahçe'nin kazanacağı. Yani sürekli geliyoruz, bir şekilde atacağız. O kaçtı, bu kaçtı, şu kaçtı ama bir şekilde atacağız. Bu çok belliydi, çok barizdi. İlk devrede Ceko'nun bir tane çaprazdan kaçırdığı var. İrfan'ın bir tane direği var. Fred'in bir tane penaltı noktası artık neredeyse. Yani ceza sahasının üstünden yaydan kesemediği bir plasesi var. İlk devrede 3 tane. Son dakikasında Şimanski'nin attığı topta İrfan sağ kenardan sağ yağıyla Mert'in üstüne vurdu. Bir tane de gol atmışsın zaten. İlk devrede senin 4 tane golün var ki Fenerbahçe bu golleri bu sezon atıyor. Günümüzde değildik, şanslı değildik. İyi bitiremedik diyebiliriz. İlk devresi dahi 4-5 olabilecek maçtı. Hatta 1-1'e gelmesine çok üzüldüm. Bu deplasmanda bu oyunla bırakabileceğimiz herhangi bir puan kaybı müthiş üzerdi. Ki devrede 1-1 girince bir şekilde hani bu şanssızlığı hemen kırıp hızlı aksiyon yapması gerektiğini düşünüyordum Fenerbahçe'nin. Yine maça öyle başladık. Müthiş bir maç başlangıcı vardı. Ferdi aldı, içeri girdi, atamadı Fener ama o atak devamlılığına devam etmeye başladık. Devam etmeyi sürdürdük. Bu anlamda ön tarafın önde baskısı, merkezde Beşiktaş'ı silip süpürmemiz, hatta
beklerin, Beşiktaş'ın beklerin muaf etmesi, Ferdi bence Fenerbahçe kariyerindeki en iyi 3-5 maçtan bir tanesini oynadı. Sezon sonu gidecek olması, ayrılacak olması Fenerbahçe'den en çok üzen noktalardan bir tanesi ama Ferdi'yi en iyi Ferdilerden bir tanesi diye yorumlandırabiliriz. Fred keza müthiş maç oynadı. Sebastian Szymański ne kadar oyunun içerisinde yok gibi gözükse de Szymański zaten topsuz oyunu daha iyi oynayan futbolcu ki topla yaptıkları da yani bir tane Dzeko'ya var, bir tane İrfan'a var, iki asisti var. İki tane penaltı aldırttı, bir tanesi de zaten %100 diğeri Erik Bey'in eline çarpan top. Bir tane de gol attı. Müthiş top. Dušan Tadić, Tadić Fenerbahçe'de şu ana kadar iki derbi çıktı. Trabzon, Beşiktaş bir tanesinde Trabzon maçında her golde katkısı var. Fenerbahçe iki tane attı, iki golü de kendi attı. Beşiktaş maçı bir gol bir asist var. Herkes elinden geleni yaptı. Dzeko başlı başına bir kaptan, başlı başına bir lider. Maçın başında kart yedi, çıldırdı pozisyonda. Ben kaptanım ve kaptan olarak itiraz etmeye geldim dedi ki o kaptanım dediği pozisyonda anda ikonik oldu bence. Edin Dzeko müthiş bir maç oynadı. Fenerbahçe için Dzeko şöyle bir şey. Herhalde son 15 yıldır Dzeko'da gördüğüm en komple santraforlardan bir tanesi. Yani topu at, dik. Her topu doğru indiriyor. Her topu indiriyor ama karavana indirme yok. Sakin, kaçana doğru, doğru servisler. Dzeko'nun yaptığı tek toplarla Fenerbahçe sürekli 3-3 kaldı. Dzeko'nun attığı İrfan'a tek toplar. Ya herhalde dakika 78-80 falan olması lazım. Dzeko geldi. İrfan'ın önüne bıraktığı topta İrfan içeri çekti. Orada herhalde 65-70 metre bir sprinti var. Ondan sonra hatta vurdu, Mert çıkarttı topu bacağıyla. Yerden vurdu sağ çaprazdan Dzeko. O noktada mesela yani o topu orta sahanın gerisinden İrfan'a servisledi. Kalktı top İrfan'dayken gitti en köşeden bir de şut yaptı. Dzeko 36-37 yaşında futbolcu. Dzeko kariyerinde görmediği şey yok. Hemen hemen her kupa var. Dzeko Haziran'da Şampiyonlar Ligi finali oynayarak gelmişti. Her şey doymuş bir futbolcu. Bu futbolcunun maç içerisindeki bu aidiyeti, bu oynayışı Fenerbahçe için çok büyük bir şans diyebiliriz Edin Dzeko. Maçın içerisinde de takıma dair de tüm ağırlığı belli oluyor. Bunu nereden çıkarttım? Penaltı pozisyonunda. Fenerbahçe'nin yaptığı penaltı pozisyonunda tüm takım itiraz ederken Dzeko kendi gitti ve tüm takıma çekilin kenara dedi. Herkes çekildi. Dzeko tek başına itiraz etti. Bu noktada Dzeko çekil derse tüm takım çekiliyor. Dzeko itiraz ediyorsa tüm takım peşine itiraza gidiyor. Bu ağırlığı ortaya net şekilde koymuş diyebilirim. Fenerbahçe'de herkes iyiydi. Kötü hiçbir oyuncu açıkçası yoktu diyebiliriz. Hatta dediğim gibi günümüzde olsak çok daha fazlası olurdu. Çok çok keyif alarak izlediğimiz bir derbi. Belki 5-10 dakika olsa çok daha fazlası olabilirdi. Sebastian Szymański dediğim gibi 2 tane penaltı aldırdı. 2 tane asisti var. Bir tane süper bir gol attı. Fred bir tane ikinci devre penaltı noktasından yani penaltıdan kolay topa sağ ayağıyla vurdu olmadı. Yani hatırladığım İrfan'ın bir direği var. Dzeko'nun 3 tane sağ çaprazdan var. İrfan'ın bir tane sağ çaprazdan var. Szymański'nin kaçırdığı var. Dzeko'nun kafayla vurup Tadiç'in dokunamadığı var. Fenerbahçe'nin kaçırdığı 7-8 tane. Bir tane penaltımız kaçtı. Edin pozisyonları var 2 tane. Fenerbahçe'nin kaçırdığı 8-10 tane şut var, gol var, gol pozisyonu var. Yarısını atsa zaten 3 tane atmışsın. 8-9 olabilecek bir maçtı. Evet Beşiktaş kötü, kabul ediyoruz. Ama Fenerbahçe Beşiktaş'a puan bıraksa bu Beşiktaş'a bile puan bıraktın. Galatasaray yendiği zaman iyi Beşiktaş, Fenerbahçe yendiği zaman çok kötü Beşiktaş diye bir şey yok. Maçın başından itibaren zaten yanlış hakem kararları. Bu arada Fenerbahçe'nin yine ortalığı yıkması gerektiğini düşünüyorum. Müthiş, müthiş, müthiş yanlış hakem kararları. Yani dakika 1 Necip'in kartlık faulü var. Dakika 4 Necip ilk devrede, Necip Uysal ilk devrede eline baltayı almış. Kimi yakalasa kartlık, kimi yakalasa faul. Hepsine ayak, taban, hızlı aksiyon kesme. Necip ilk kartını dakika 89'da itirazdan yedi. Szymański'nin attığı golle, Szymański'nin 90'a vurduğu golle Tadiç'e Necip sakatlayacak faul yapıyor ya. Avantaja bıraktığına kart vermiyor. Yani rezalet bir hakem performansı. Szymański'nin penaltısında ya o darbeye Szymański'den daha yakın olan tek oyuncu, tek kişi sahada hakem. Gitti VAR'da izliyorsun. VAR'da bekle. Neyi bekliyoruz anlamadım. Bir pozisyon var. Dzeko gole gidecek. Bailey kayıyor. Bailey böyle yapıyor faul yok diye. Dzeko'ya veriyor faulü. Beşiktaş kullanıyor faulü. Terse veriyor faulü. Bir tane pozisyon dakika 91-92 artık Fenerbahçe taç kullanıyor. Dzeko'nun sırtına vuruyor Amartey. Hakem devam ettiriyor. Dzeko artık yan hakeme dönüp görmüyor musun dedi. Yani İnanılır gibi bir hakem performansı değil. Buna rağmen müthiş bir Fenerbahçe. İsmail Hoca'yı bu noktada tebrik etmek lazım. Fenerbahçe'nin mental anlamda zorlandığı süreçte çok çok iyi bir derbi galibiyeti. Çok çok kritik bir derbi galibiyeti. Umuyorum ki böyle de devam eder. Oyuncular çok çok özgüvenli
özgüvenli şekilde bundan sonra artık bu derbiden sonra devam edeceklerdir. Fenerbahçe için her şeyin güllük gülistanlık olduğu ve bu derbinin de tarihe kazınacağı, akıllara kazınacağı bir maç oldu diyebiliriz. Fenerbahçe derbiler konusunda birazcık korkuyorduk. Son zamanlarda biraz çekinmeye başladık ama bu takım, bu kulüp 25 sene boyunca Trabzon'una, Beşiktaş'ına, Galatasaray'ına domine etmiş. Derbilerin kralı olmuş, derbilerin paşası olmuş. Şampiyonlukları alamasa dahi tüm derbileri süpürmüş bir kulüp. 2-3 sene, 5 sene ara verdik diye derbilerden çekinen bir kulüp asla olmadık. Bunu Beşiktaş bugün tecrübe etti. Umuyorum ki çok yakın zamanda da Galatasaray tecrübe edecek. Oyun içerisinde sahada gerçek liderimiz olduğu sürece, gerçek liderlerimiz olduğu sürece, İsmail Hoca'nın çok çok iyi taktik planlamasıyla, çok çok iyi bir A planı ile, İsmail Hoca'nın da katkılarıyla bu takım bu sene inşallah tüm derbileri domine ederek de şampiyon olacak. Fenerbahçe'nin şu anda odaklanması gereken bir fikstür var. Hemen hemen 15 gün içerisinde olması lazım. 15-16 gün içerisinde 5 tane maçı var Fenerbahçe'nin. Bir Avrupa var, bir lig var, bir kupa var, bir Galatasaray derbisi var. Bu 5 maçın son ikisi zaten Galatasaray derbisi. Lig artı kupa, bir tanesi Kadıköy'de, bir tanesi Arabistan'da, Katar'da oynanacak. Bu noktada Fenerbahçe'nin 2 derbiden de olası bir 2 galibiyet Galatasaray'ın psikolojisini bitirir. Fenerbahçe'yi yürütür inşallah. Bu noktada şu 5 maçı çok kazasız belasız, çok güzel, çok domine atlatmalıyız. Fenerbahçe için Ciku döndü, Fred döndü. Oyun tekrar yükseldi diyebiliriz. Bir tek Rodrigo Becao kaldı ama Fenerbahçe bu noktada tasarrufu muhtemelen Becao'nun ameliyatına göre Çağlar Soyuncu transferi olacaktır. Çağlar'la ilgili gelişmeleri de transfer sözünün resmi olarak açıklandığında hep beraber konuşuruz diyorum. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Hiç golü olmamasına rağmen, hiç asisti olmamasına rağmen, maçın adamı bir gol bir asist Tadiç olabilir, kaptanlığından dolayı Dzeko olabilir, iki asisti yendi, iki penaltı yaptırdı, bir tane gol attı Sebastian Szymanski olabilir ama benim için maçın adamı Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin oynadığı performans, yani akıllara zarar bir performans, korkunç bir performanstı. Tüm Fenerbahçe'yi, tüm teknik ekibi, tüm oyuncuları kutluyoruz. Derbi kazanmayı özlemişiz. Çocuklar, gençler derbi kazanmayı çok özledi. Bize de böyle güzel, hani tadının damağımızda kaldığı bir derbiye hepimizin ihtiyacı vardı. Umuyorum ki bundan sonraki maçlarda galibiyetle ayrılmaya devam ederiz. Hepinizden uzun zaman sonra dönüşümüzün şerefine bir videoya beğeni, bir de yorum bekliyoruz. Elinize yapışmaz arkadaşlar. Bir like, bir yorum. Herkese çok çok teşekkür eder. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle deriz. Sağlıcakla kalın.